Ya bir gün, bak bir gün bir anı anlatayım size ne oldu. Dağım zamanında Beşiktaş'ta oynuyoruz. O ara burada... Rahat anlat, reklama gitmiyoruz. Fulya'da antrenman yapıyoruz. Tam o sıra biz takım olarak yukarıdan merdivenlerden sahaya indik. Yine toplandık böyle şeyde. Ortada toplanıyoruz yine. Tamam mı? Dağım yani antrenmana başlayacağız. O ara yine kaleden bir tane top geldi abi bu tarafa doğru, tamam mı? Ben de koştum. Hani futbolcularda vardır ya topu vurma hastalığı. Koştum. Bir koydum topa böyle bütün gücümle. Top kaleye doğru gitti böyle. Sonra bir döndüm. Dağım böyle yaptı bana. Sen istiyorsan git dedi bana. Hani kızıyorlar. Sen istiyorsan git dedi bana. Nasıl git dedim. Ne yapıyorsun diyor. İstiyorsan git dedi ben de. İyi dedim. Tamam dedim ben. Antrenman başlamadan ben gittim. Duş aldım. Giyindim gittim. Vurunca topu öyle. Ha, sen git dedi. İyi dedim. Ben gittim. Böyle bir komedi var ya. Tarihte yoktur. Yemin ediyorum. Antrenman başlamadan. Çekindi. Çekindi herhalde öyle vurunca. Peki, hayır, sen git istiyorsan dedi. İyi dedim ben. Gittin mi? Gittim. Antrenmana çıkmadım. Şimdi burada tamamı mıydı? Biraz daha mı dar bizim ekranda? Sen doğum günü müydün? Nasıl? Sen de mi oradaydın? Yok ben orada değil. Ben niye oradaydım? Demin sen de olunca yandı. Ben sen de oradasın zannettim. Hatta şey diyecektim. Aynı ceketimi yine orada diyecektim. Çünkü sen demin yandan verdiler ya. Ben resminde var mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu var benim, ya. Bildi, eğer espriyse bilden daha kötü yani. Yok benim gözüm şimdi gözü takınca daha rahat. Ben sen oradasın zannettim ya. Hatta yok, aynı ceketimi. Ben sana ne işim var Mithat? Niye bu resimler? Nasıl hayran, nasıl hayran hayran futbolcular hocaya bakıyor? Ya şimdi... Yani bir bak, havanın geldiği kesin. Ne olursa olsun. Bak ben sana çok önceden de bunu söyledim. Şimdi bir teknik direktör eğer bu seviyeye gelmişse, bu seviyede başarılı olmak istiyorsa mutlaka o teknik direktörde ekstra bir şeyler vardır bilen. Normal adam bu seviyelere gelmez zaten. Ya liderlik faslı vardır, ya karizması vardır. Ya, yani mutlaka ekstra bir iki özelliğin olacak. Yoksa milli takımda, işte büyük takımlarda falan hocalık yapamazsın. Yani ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Başarılı bir adamsan, iyi bir teknik direktörsen mutlaka ekstra özelliklerin vardır. Başbakansan, cumhurbaşkanıysan, partinin başkanıysan mutlaka bir şeyler vardır abi sende. Kimse seni durup dururken bir partiye başkan yapmaz, başbakan yapmaz, cumhurbaşkanı yapmaz. Kimse durup dururken bu yerlere gelmez. Niye Abdullah sen de mutlaka, Avcı yaptılar? Hayır, sende mutlaka bir şeyler vardır. Abdullah Avcı'yı yaptılar, ne vardı Abdullah Avcı'da bizim görmediğimiz? Var abi demek ki bir şey, biz göremediğimiz bir şey var. Onun da başka bir yanı var yani, bilmiyorum. Ama mutlaka buralara... Başarılı olacaksan diyorum bak, başarı çok önemli. Hoca olmaktan bahsetmiyorum. Oyuncular sana saygı duyacaksa, oyuncular seni onlardan daha yukarıda görecekse senin mutlaka ekstrem özelliklerin olması peki, lazım. Ben sana bir soru sorayım. Yoksa bu oyuncular seni sallamaz fazla. Sen şimdi ayağınla basket attın ya demin, hani böyle girdik. Ben sana bir şey soracağım. Şu Andorra maçının öncesinde bu Tanyeviç futbol takımı antrenörü olsaydı, bu Avcı da basket takımı. Ne değişirdi abi söyler misin? Daha mı kötü olacaklardı yani? Hiçbir şey değişmezdi. Yani farz et ki birbirine değişti. Ama Andorra maçı çok doğru örnek değil yani. Andorra maçını at bir kenara. Abdullah Avcı döneminde Tanyeviç olsaydı milli takım antrenörü, Abdullah Avcı da basket takımı antrenörü. Bundan daha mı kötü sonuç olacaklardı? Bana onu söyle yani abi. Olmaz tabii. Ya milli takımımız çok hakikaten çok iyi durumda değil yani. Çok kötü durumlara düştü. Ülke ortalamasında da çok geriye gittik. Bu da bizim bundan sonraki turnuvalarda, Dünya Kupası'nda, Avrupa'da bizim torbalarda belki yerimizin değişeceği anlamına gelir. Yani üzerimize daha iyi takımlar çıkacak demektir. Ben ilk oynadığımız zamanları hatırlıyorum, 96'larda falan işte biz ilk gittiğimiz zaman Avrupa Şampiyonası'na. Biz 4. torbada falandık bilen. Yani bizim üstümüze 3 tane iyi takım çıkıyordu. Biz o zamanlar hiç bu takımlarla oynamadık böyle takımlarla yani. Bizim üzerimizde hep iyi ya takımlar sen, vardı. Sen nerede hep doğdun takımlarla abi? Sen neredesin abi? İstanbul nerede doğdun? Ben şey diyeyim abi, Amsterdam'da doğdum. Yok, hangi bölgedesin yani? Nereden? İstanbul neresindensin yani? Bir şey söyleyeceğim de. Her yerde var mesela İstanbul'da. Mesela neyi seviyorsun? Beykoz'u mu seviyorsun? Sarıyer misin? Mesela şu anda Levent'te mi oturuyorsun abi? Bak Levent Spor'u... Abi sen benim adresimi falan verme. Hayır, şunun için söylüyorum. Sen mesela doğduğun bölgenin bir takım kursan orada, tamam mı? Onun başına bu Tanyeviç'i, Abdullah Avcı'ya gidirken düşünürsün abi, tamam mı? Buraların milli takım. Benim demek istediğim bu ülke bu kadar... 2020'ye hazırlanıyoruz diyor. Bu kadar hedefi olan bir ülke. İşte ama onu... şimdi abi bak. Bu federasyonlarla da... bu iş yürümüyor. Hayır abicim. O kadar da şey. Şimdi Tanyeviç final oynadığımız zaman bir takımın başındaydı abi. Yani Tanyeviç belki şu anda olaydan kopmuş ya. Artık yani. Hani Hiddink gibi düşünelim. Artık doymuş. Amerika ile final oynarken kimdi koç? Efendim? Amerika ile final anladım. Oynarken. Ben susayım abi. Nereye geleceğini konu anladım. Hayır. Yani hiç mi bir şey yapmadı Tanyeviç? Şimdi tekrar baskete dönmeyelim de. Hayır, kötü, zaten bak, Binat, kötü teknik direktör, bu uzun anlatmak lazım. Kötü teknik direktörden bahsetmiyoruz zaten. Şu anda artık bak basket benim takımındaki 4-5 tane oyuncu da aynı. Daha iyi tane federasyon hak ediyor. Türkiye bu Yıldırım Bey, o da kendi işinde başarılıdır belki. Şahsına da bir karakterine, huyuna, suyuna bir şey söylemiyoruz Yıldırım Bey. Sadece başarısız bir yönetici. Bir dakika. İnsanların bilmesi açısından bir iki açıklama yapalım da sonra yanlış anlamalara mail vermeyelim. Biz teknik direktörlerle veya oyuncularla ilgili konuşurken
hani kimse yanlış anlamasın. Teknik direktörlerin teknik direktörlüğü iyi veya kötü yorumu yapmıyoruz zaten. Teknik direktörlerimizin hepsi değerli teknik direktörler. Oyuncularımızın hepsi oyuncular. Ama tabii olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Şimdi Abdullah Avcı kötü hoca mı? Değil. Bence kötü hoca değil ama geliş erken oldu. Tanyaviş kötü şey hoca mı? Değil. De ama onun bu, artık bak, konuşma sana hiç yakışmadı. Bitti. Niye biliyor musun? Abi kimse adam yerine koymazsın. Ne Schneider, ne Steve Nash top sektörüyor, o ne yapıyor, bu ne yapıyor. Bir kişiyi beğendiğini görmedim. Şimdi böyle bir açıklama yapıyorsun. Bırak herkes anladı. İyi hoca, kötü hoca farkı var abi arada. Yok abi, şimdi olabilir. Yani şimdi bazı konuşmalar dışarıda da yanlış anlaşılıyor. Bana söyledikleri abi, için söylüyorum. Abi Schneider'e bu herif kim, ne yapmış diyen adam Abdullah Avcı'ya iki cümle söylesin zaten. Boş. Yok, ne yapmış demedik abi Schneider'e. Biz yani biz performansı konuşuyoruz. Aslında anlatmaya çalıştığım tabii, tabii. O. Kötü biz, hoca yani. Ha, biz performansı konuşuyoruz. Yani burada yani bir takımda bir hocanın kötü olacak, kötü olmuş, başaramamış olması onun kötü hoca olduğunu göstermez. Mesela biz bugün Tanyaviç'i eleştiriyoruz ama Tanyaviç bize final oynattı abi geriye döndüğün zaman. Ama şu anda doğru isim değil milli takım için. Doymuş. Oyuncular var. Doymuş oyuncular abi. Bunlar artık açık net konuşuyor. Bunlar doymuş oyuncular abi. Bunları artık paketleyeceksin yani milli takımdan. Olmaz yani. Bizim milli takımda da o tarz oyuncular vardı. Futbolcu olarak da vardı. Yani artık insanlar şunu anlamalı. Bir yere geldiği zaman, artık bir şeyin sonuna geldiğin zaman kendini uzayacaksın o işten. Abi. Bırakacaksın. Çünkü seni bıraktırırlar yoksa. Sen bırak ki hiç olmazsa derler ya delikanlılık sende kalsın biraz. Yani sen bırak yani. Bu basketbol maçı. Sana cevap doğru geldi. Doğru zamanda gelmedi. Sana cevap geldi. NBA gelsin. Yıldızından. Dedin ya. Var mı dedim frikik atabilecek bir basketbolcu. Hadi sana sürpriz. Reji'den Erdem Keleş bizim. Yemedi içmedi. Steve Nash. Los Angeles Lakers oyuncusu. Şu anda izliyoruz görüntüleri. Şov yapıyor. Yok sadece top mu sektiriyor? Bu ne abi? Bunu mu gösterecektiniz cevap diye? Bak ama neler yapıyor böyle ya. Ne oldu? Basket atacak şimdi bir saniye. Kafayla. Şimdi geliyor Steve Nash, Los Angeles Lakers oyuncusu. Önce topu böyle arkadaşıyla kafasında sektiriyor. Vücuduna ve topa çok hakim, ayaklarına çok hakim. Steve Nash, bakalım şimdi ne yapacak? Sektire bazen sektire mi? Parkede gidiyor. Hakikaten şov yapmış. Ya bu mu şov bilen anlamadım. Neresi şov bunun ya? Ya bu da basketbolcunun futbol topuna hakimiyeti. Abi şu demek ki gidişin muazzamdı Sergen. İyi sen abi de. Top sektirmenin şovu mu olur attı ya? Mı? Abi olur mu ya? Basketçi adam ya. Futbolcu değil ki. Ne sen de abi? Onu da mı beğenmiyorsun? Demin gidişini göster. Bak attı. Şu demin bir gidişini göster. Şu demin gidişini parkede verelim mi? Ayıp ya. Buna da bir şey söyleme. Taş olursun abi. Niye yani abi? Şu... Ne var ki bunda? Ay bak şimdi gidecek şimdi. Ya bunu sen görmedin demek ya. Bir gitsin bakalım. Gidiyor mu Görkem? Ben böyle giden kim gidiyor abi Türkiye'de böyle? Ben nereye gidiyorum? Şimdi bu değil, bu değil. Bundan sonrası. Abi sen futbol cambazlarının neler yaptığını görüyor musun? Topla seyrettin mi? Abi basketbolcu abi bu adam. Ne olacak abi basketbolcu olsa? O adam 24 saat şimdi topla beraberler bunlarda yani. Murat Bereket senden bir şey rica etsem. İki topla sektiriyordur herhalde. Dur abi bak şimdi gidecek. Bunu ekranı ikiye bölsen. O giderken Sergen Yalçın'ın da ayağıyla attığı anı gelsek. Ekranlara abi dur getirsek. Bir götürsün bir kere şimdi. Bu çok muazzam gidiyor. Her türlü bekleriz biz. Bak böyle giden var mı abi? Ya? Bu bununla Sergen Yalçın'ın vuruşunu istiyorum. Daha ne, daha nasıl gidecek Sergen? Tamam da bunu ne bu birazdan hazırlayacaklar. Ne oldu şimdi burada? Ya bu giden... Sen dedin ya var mıdır basketbol dünyasından da topa hakim olan futbol oynayabilen. Ben öyle bir şey söylemedim abi. Ben ayağımla 3 sayılık atıyorum abicim. Orta sahanda oradan atıyorum değil mi? Tek atışta hem de. Tek atışta. Deneme falan yok. Tek atış o. Şimdi getir bir tane basketbolcu, bir tane frikik atsın. Koyalım topu 20 metreye. Bir de baraj koyalım. Bir atsınlar bakalım bir tane frikik falan atabilecekler mi? Onu anlatmayacağım. O kadar yani. Yani hazır. Şunu anlatmaya çalıştım. Basketle futbol arasında çok büyük dağlar kadar fark var abi. Futbol çok zor oyun. Yani basketbol o kadar zor oyun değil yani. Tabii herkes basketçi olmaz. Tabii ki baskette de çok yetenekli oyuncular var şimdi. Ama NBA'de benim hasta olduğum bir tane basketçi var mesela Lakers'ta oynayan. Kobe Bryant. Kobe Bryant'ı yani Messi, Ronaldo, Kobe Bryant'ı konuşmuyoruz abi. Anladın mı? Onları geç. Ortalamayı abi, tamam konuşuyoruz. Ortalamayı gidişim muazzam ya. Bir göstersen aynı anda Görkem. Sektire gidişim muazzam. Abi izleyelim. Top sektirdin mi? He? Top sektirdin mi? Sektirdim. Şunu 3 kere göstersem 4. de yaparsın. Abi ben yaparım zaten. Ben kendi bir şey. Bir dakika yalnız. Çok bir dakika. Abi bu. Bir dakika şimdi bak. Bir daha aynı anda ver. Şimdi Sergen Yalçın'ın tek denemede atışı var. O da top sektiriyor yani. Aynı ne, mı? Ne var abi bunda top sektirmede? Bu önemli değil mi? Ya önemli. Ya getiren biziz ekrana. Bana niye soruyorsunuz? Ya abi ben aynı mı diyoruz? Şu Türkiye'de oynayan futbolcu bir iki kişi ara şunu yapsınlar. Ben hiç ya görmedim. Abi futbolcular bunu yapmaz zaten ya. Ha? Türkiye'de oynayan futbolcular. Bizimkiler de ya yapsın. Ya futbolcular bunu yapmaz abi. Niye yapsın futbolcular bunu? Bu önemli bir şey değil ki. Peki. Şu önemli bir şey değil o yani. O zaman niye gösteriyorsun? Bunun futbolla alakası önemli yok bir defa. Önemli bir şey bize niye gösteriyorsunuz abi? O, hani şunu anlatmış. Futbol cambazları topla ne hareketler yapıyor öyle değil mi?
futbol cambazları. Evet. Neden ama oynayamazlar maçta. Koy bakalım, ver bakalım formayı, bir maçı çıkartalım. Ya bu adam cambaz değil, bu adam basketbolcu abi. Steve Nash bu herif ya. Bir numaralı, o zaman bir numaralı oyuncularından Steve bir tanesi. Steve Nash Inter'le antrenmana çıkmış. Onu da araştırın, ilerleyen dakikalarda veririz. Ayrıca, biz tekrar konumuza Sergen dönelim. Sergen önemli bir şey bulmadık. Çocuk getirmeseydiniz. Abi takımda da antrenmana çıkarsın. Bunda bir şey yok ki. Futbolu biraz biliyorsan takımda antrenmana çıkarsın abi. Maça girersin bir forma oynarsın. Yani bir şey değil ki bu. Maç oynamak zor. Maç. İşi yapmak zor. Antrenmana çıkarsın abi. Antrenman bir şey değil. Antrenman ver hikaye. Maç oynamak zor. Yani sonuca gitmek, işi bitirmek zor. Böyle de antrenmana çıkmış ben, çıkar. Ne var yani? Ben mesela Kobe Bryant'ın bir üçlüğünü hatırlıyorum şeyde. NBA'de. İki kişi birden üçlüğüm orada. İki kişi birden üzerine pres yaparken adam yere düşerken üçlük attı ya. Arkaya doğru düşerken üçlük atıyor, düşün. O kadar yetenekli adamlar. Onu geç sen. Bana Ronaldo'yu, Messi, Kobe Bryant örnek verme. Bana normale gel, ortalamaya gel konuşurken. Evet.